Önce bilim nedir? Bizim Nobel'i kazanmamız için neye ihtiyacımız var? Bundan bahsedeceğiz. Ondan sonra bizim son yıllarda beyin nasıl düşünce üretiyor? Nasıl oluyor da bu 1500 gramlık bu organ bir zihin evreni yaratıyor? Bu şekilde yola çıktığımız bu süreç içerisinde vardığımız noktada elde ettiğimiz verilerin yaşam nedir sorusuna da bazı yanıtlar verebildiğini gördük ve buradan bağlantısal bütünlük, bağlantısal bütünsellik adını verdiğimiz yeni bir bilimsel metodoloji dönemine doğru adım attık. Bunun çok önemli kültürel bazı etkileri var. Bu kültürel etkilerinden sizinle konuşacağız. En sonunda da bu kültürel değişiklik bizim bundan sonraki dönemde hayatımızı nasıl şekillendirecek? Yapay zeka ve beyin çalışmaları birbirini nasıl indükleyecek? Bu konuda görüşlerimi sizinle paylaşacağım. Şimdi bakın, ben bilimi tarif ederken en çok bu videoyu kullanıyorum. Bilim dediğimiz şey, ilk baktığımızda sanki karmaşıkmış gibi gözüken varoluş modellerinin arka planındaki sebep-sonuç ilişkisini, arkasındaki matematiği anlayabilme sürecimiz. Yani bilim dediğimiz şey bu. Biz buradaki noktalara ilk anda baktığımız zaman sanki bu noktaların birbiriyle ilişkisi yokmuş gibi görüyoruz. Sanki kaotik bir sistemmiş gibi görüyoruz. Çünkü kaos adını verdiğimiz şey matematikselleştiremediğimiz oluşlar bütünü. Bu matematikselleştiremediğimiz oluşlara baktığımız zaman bunların arkasındaki sanki rastlantısallıkmış gibi gözükenin bu nedenselliğin arkasındaki mekanizmayı anladıkça esasında bu rastlantısallığın kaos olmadığını, bunun arkasında bir sebep-sonuç ilişkisinin var olduğunu anlıyoruz. Bilim dediğimiz süreç bunu anlayabilme süreci. En son slaydı en başa koydum. Çünkü beyin çalışmalarında elde ettiğimiz bu bağlantısallık, beyine baktığımız zaman bu noktacıklardan beyinde 100 milyar var ve bu 100 milyar noktacığın her biri 10-15 bin başka noktacıkla iletişim halinde. Ve sorduğumuz soru, bu sistem nasıl düşünce üretiyor? Beyin nasıl zihin yaratıyor? Buna baktığımız zaman bunun neticesinde bunun matematik karşılığı, fizik karşılığı, hukuk karşılığı, kültürel yansımaları var. Bunların neticesinde de biz bağlantısal bütünsellik adını verdiğimiz yeni bir kültür, yeni bir bilim metodolojisi aşamasına ulaşmış durumdayız. 5 önemli kavramı var bu yeni düşünce biçiminin, bu yeni bilim metodolojisinin. Bunlardan birincisi bağlantısallık ve karşılıklı bağımlılık. Özgür irade yok. Her sistem içinde bulunduğu ağın ona izin verdiği kadar özgür. Bilimin konusu önceden bütünü oluşturan parçaların kendisiydi. Artık biz yavaş yavaş anladık ki esas istikrarı yaratan bütünü oluşturan parçalar değil, bu parçaların birbiriyle olan ilişkisi. Yani ne demek istiyorum? Mesela ben Timur Hocam'la şimdi karşılaştım. Timur Hocam'ın bedeninde 37 trilyon hücre var. Bu 37 trilyon hücreyi oluşturan atom ve moleküller 3 ay sonra ben hocamla tekrar mesela karşılaştığımda tamamen değişmiş olacaklar. Timur Hocam'ın bedenindeki bütün bu atom ve moleküller tamamen yenilenmiş olacak. Ama ben Timur Hocam'ı gördüğüm zaman tekrar onu tanıyacağım ve biz sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü istikrarı sağlayan şey bu atom ve moleküllerin birbiriyle ya da hücrelerin kendisi değil. Bu sistemlerin birbiriyle olan bağlantısı. Dolayısıyla yavaş yavaş biz artık bilimin konusu olarak parçayı değil, bilimin konusu olarak bu parçaların birbiriyle olan ilişkisine geliyoruz. Tabii bunu yapabilmemiz için elimizde enformasyon lazım. Ve Big Data, büyük veri bize bunu sağlıyor. Burada vurgulanması gereken noktalardan bir tanesi şu, biz evrenin yapı taşının atom olduğunu zannediyorduk. Evrenin yapı taşı atom değil, evrenin yapı taşı enformasyon. Bu çok önemli bir bilimsel metodoloji değişikliği. Üçüncüsü bütünsellik ve bu bütünselliği anlamak için yeni yeni 2015'ten sonra öğrendiğimiz matematik. Bu matematiğin adı Bayezyen matematik. Bu matematiği geçtiğimiz 2-3 sene içerisinde bu alanda kullanmaya başladık ve bu sayede yavaş yavaş bu bağlantısallığın matematik karşılığını bulmaya başladık. Dördüncü önemli kavram otopoiesis, yani bilgi işleyen her sistemin er ya da geç zeka üretmesi. Bilgi işleyen sistemler kendilerini oluşturuyorlar. Yaratma kelimesini kullanmıyorum çünkü bazen bu yanlış anlaşılıyor. O yüzden sistem kendini yeniliyor, sistem yaratıcılığa sahip. Yani yeniden oluşturmaya becerisine sahip. En son iki kavram da yaratıcılık ve iyilik. Bu yeni dönemin en önemli iki kavramının
yaratıcılık ve iyilik olduğuna inanıyorum. Newton, Bacon, Descartes uygarlığı, bu şu anda insanlık tarihinin oluşturduğu bu en üst düzey uygarlık ki buna hepimiz hakkını zaten veriyoruz. Ama her şeyin olduğu gibi bunun da sınırları var. Bu içinde bulunduğumuz ve yavaş yavaş sonuna doğru geldiğimizi düşündüğüm bu uygarlığın biliyorsunuz en çok kutsanmış iki özelliği çalışkanlık ve zeka idi. Çalışkanlık ve zeka tabii ki çok önemli ama çalışkanlık ve zekadan daha önemli iki kavram yaratıcılık ve iyilik. Dolayısıyla eğitim modelleri de iyilik eğitimi, yaratıcılık eğitimi olarak yenilenecek. Ben en son slaydı biraz baştan verdim ki konu bu çerçevede yürüyecek. Tabii hedef Nobel deyince konunun özü nasıl Nobel kazanılırızdan ziyade Nobel kazanabilecek bir bilim atmosferi nasıl yaratabiliriz? Bir bilim kültürünü nasıl yaratabiliriz? Burada hepimizin bir cumartesi akşamı havada çok güzelken burada olmamızın en önemli nedeni hepimizin bulduğundan daha iyi bir dünyayı bizden sonrakilere bırakma hevesi. Hepimizi burada birleştiren sebep bu amaç doğrultusunda çalışmak isteği ve kendimize sorduğumuz soru şu, nasıl daha iyi bir yaşam yaratabiliriz? Nasıl daha iyi bir yaşam yaratabiliriz sorusunun sonucunda zaten oluşan atmosfer bizi Nobel'lere, Fields ödüllerine, her neyse adı, tüm bunlara yavaş yavaş oluşturacak. Bu konuşmanın bir kısım bölümünü, matematik dışındaki bölümünü bu makalede bulabilirsiniz. Bunu Dünya Bilim Akademisi'nin adında sunmuştum. İnternette var. Dolayısıyla bizim bulduğumuzdan daha iyi bir dünyayı bizden sonrakilere devretme çabamızın esasında iki önemli metodu var. Bunlardan birincisi bilim, ikincisi eğitim. Bilim, dünyayı anlama çabamız. Yani hem yaşamı, hem kendimizi, hem de yanımızdakini anlamlandırma süreci. Ve bu elde ettiğimiz verileri bulabildiğimiz o an için en doğruyu diğerlerine, bizden sonraki nesile aktarma çabamızın adı da eğitim. Tabii ki bu süreç her zaman kolay değil ve Nobel'i alacak kişileri yetiştirmenin temeli bu ikisi konusunda düşünmek ve emek vermekten geçiyor. 7 sene önce 2012'de biz tıp fakültesini kurduğumuz zaman ki henüz Aziz Hoca Nobel'i almamıştı. Dedik ki Nobel'i alacağına inanan öğrencilerin olduğu bir tıp fakültesi olsun. Ben bunu söylediğim zaman bazıları bıyık altından bana gülmüşlerdi. Ama görüyorum ki artık öyle değil. Bu artık konuşuluyor. Ve benim öğrencilerim, bilim sınıfındakiler gerçekten Nobel'i alacağına inanıyorlar. Bunun için bir ekosistem gerekiyor. Bu ekosistemin birinci özelliği bilimin sihir olduğuna inanmak. Bilim dışında bir başka sihir aramaya gerek yok. Dolayısıyla bilim hiçbir felsefe ve öğreti kitabında yazılmadığı kadar büyük ölçüde yaşamın kendiliğinden bir matematiksel mucize olduğunu bize zaten öğreten en önemli öğreti. Şimdi bakın şu anda herhalde burada bir 200 kişi kadarız. Bundan 50 sene önce buradaki grubun tarihin bu noktasında bir araya gelme ihtimalini biz hesaplasak ve en az yarımızın da çok daha fazlasının 50 yaşından az olduğunu da düşünürsek ve her birimizin babamızdan gelen 60 milyon spermin birinin annemizdeki 200 bin yumurtadan biriyle birleştiği falan filan hesaplandığında bu topluluğun burada olma ihtimali 50 sene, 20 sene, 10 sene önce hesaplandığında 1/sonsuzdu. Gördüğünüz gibi 1/sonsuz sıfır değil. 1/sonsuzun sıfır olmadığını, bunun anın gerçekliği olduğunu bize ancak matematik anlatabilir. Dolayısıyla matematik dışında, bilim dışında olanın zaten yeteri kadar olağanüstü olduğunu anlamak için bir başka öğretiye ihtiyacımız yoktur. Bir defa bilimin bu sihirli tarafını, yani hakkını verelim. Neden bilime ihtiyacımız var? Bakın bilim dediğimiz şey bizim beş duyu organımızla oluşturamadığımız gerçeklik bilgisini bize aktaran metodolojik yöntem. Ne demek bu? Bizim beş duyu organımız maalesef burada da gördüğünüz gibi gerçeği olduğu gibi anlayabilmek için çok yetersiz. Yani biz ancak var olan ışığın çok küçük bir dalga boyunu, ses dalgalarının çok az bir kısmını anlayabiliyoruz ya da bunları kavrayabiliyoruz. Dolayısıyla varoluşun hakikaten olduğu gibi anlaşılabilmesi için bütün bu verilerin gerektiğinde başka imkanlar da kullanılarak zihin adını verdiğimiz sistem içerisinde derlenip toparlanıp bir bilim metodolojisiyle bir hakikat modeli, bir gerçeklik modeli oluşturma sürecinin adı bilim metodolojisi. Aksi takdirde biz içinde bulunduğumuz bu yaşam içerisinde kaybolabilme şansımız var.
Ve diğer yandan şunu da söylememiz lazım. Bilimsel yöntem ya da bilimsel yaşam biçimi sadece bilim insanının laboratuvarda veri üretebilmek için kullandığı bir yöntem değildir. Bilimsel yöntem bir yaşam üslubudur. Dolayısıyla bu sadece bilim insanına ait olan bir yöntem değildir. Her insanın yaşama karşı tavrını belirleyen bir yaşama biçimidir. Bu slaydı koyma ihtiyacı duydum. Biliyorsunuz bu hala var olan bu aşı safsatasını hatırlayacaksınız. Bu kitap Steven Pinker'ın kitabı ve bu kitapta Steven Pinker geçen sene şu anda dünyada var olan 8 milyar insanın 5 milyarının varlık sebebi, yaşam sebebi olan 100 kişiyi sıralamış. Ve bu 100 kişiden 11'ini görüyorsunuz. Bunların arasında bir kısmı aşı keşiflerini yapan insanlar. Dolayısıyla şu anda yeryüzünde bulunan 8 milyar insanın 5 milyarının yaşıyor olmasının sebebi 100 bilim insanı. Bu önemli. Şimdi tabii daha çok gençler için koyduğum bu slaytları sizinle tekrar paylaşmak istiyorum. İtalya'nın Monte kasabasında bu tür akvaryumlarda süs balıklarını barındırmak yasaklandı. Bundan 4-5 sene önce. Bunun da sebebi şuydu. Hayvanseverler dediler ki bu tip optik sistemleri yaratan bu kadeh şeklindeki bu tür yuvarlak akvaryumlar buradaki balıkların gerçeklik algısını değiştiriyorlar. Bu gerçeklik algısı farklılaştığı için bunun yaşayan bir varlığın hakkına aykırı bir durum olduğunu söylediler. Ve böylelikle İtalya'nın Monte kasabasında bu model bağımlı gerçekliğin bu süs balıklarının zihninde yanılsamaya yol açacağı düşünülerek artık bu tür canlılar, bu tür balıklar dikey bildiğimiz akvaryumlarda daha çok barındırılıyorlar. Şimdi biz de bu tür yanılsamalara sahip bir kültür akvaryumunun içine doğuyoruz. Ömrümüzün büyük bölümü bu akvaryumun bize maalesef sunduğu yanılsamaları düzeltmekle geçiyor. İşte bu zihin dediğimiz şey model bağımlı bir gerçeklik. Bu model bağımlı gerçekliğin bir lensi var. Bu zihinle yaşam arasındaki bu lens. Bu zihinle yaşam arasındaki lens kültür tarafından, eğitim tarafından, öğretmenler, ahlak tarafından hep çarpıtılıyor. İşte bunun netleştirebilme çabasının adı bilimsel yöntem. Ve biz böylelikle bu yaşam zihin lensini netleştirebilme metodolojisini öğrenmek zorundayız. Bu da bunun adı da bilimsel yöntem. Biz ne kadar bu zihin yaşam netliğini sağlarsak, ne kadar gerçekliği olduğu gibi zihnimizde modelleyebilirsek o ölçüde yaşama açılan penceremiz genişliyor. Ve o ölçüde kendimizi, yaşamı, yanımızdakini net olarak anlamlandırabiliyoruz. Bu nedenle bilimsel metot bir meslek değil, bir yaşam biçimi. Bunu sadece bilim insanlarının kullandığı bir yöntem olarak onlara atfetmiyoruz. Cahit Arif'in sözünü hatırlatalım. Tabii burada bazen dışarıdan bakıldığında bilim insanları böyle çok çalışıyormuş, çok yoruluyormuş gibi başkalarına gözükebilir. Halbuki bu iş bir oyun. Siz bu işi bir oyun olarak gördüğünüz zaman aynen burada toprakta çamurda topun peşinde koşturan bu 20-22 genç dışarıdan seyredenler için sanki acı çekiyormuş gibi gözükebilir. Halbuki onlar zaten o sevinç içerisinde varlar ve dakikaların nasıl geçtiğini anlayamaz. Biliyorsunuz buna akış durumu deniyor. İşte bu akış durumunu yakaladığımız zaman dışarıdan bakanlar sanki bizim çok zorluk çektiğimizi düşünseler de yaşayan kişiler bunun aslında o akış halini yakalayabildikleri için bir acı çekme hali değil, tamamen tersine o yaşam zihin lensinin tam netleştiği anlar olarak bunu değerlendiriyorlar. Vurgulanmasına ihtiyaç duyduğum noktalardan bir tanesi şu. Bilimsel yöntem doğru, daha doğru oluncaya kadar en doğru olduğu bilgisiyle zaten yola çıkıyor. Yani mutlak doğru yok. Bazen bu var olan doğrunun değişebileceği bilgisi bir kısım kişi tarafından sanki bilim metodolojisinin naifliğiymiş gibi görülebilir. Oysa bilimin gücü budur. Bilimin gücü şu anki söylenen en doğrunun zaten günün birinde daha doğru tarafından değişeceği bilgisidir. Bu nedenle bu doğru katmanları birbirini yalanlayarak değil, birbirinden daha doğrusunu söyleyerek böyle soğan katmanları gibi üst üste geçerler. Ve bu lineer bir sistem değildir, bu non-lineer bir sistemdir. O yüzden bunu söylemekte fayda var. Tabii bilim metodolojisi de değişiyor. Bizim Aristo'dan bu yana kullandığımız tümden gelim anlayışımız var. Hala günlük yaşantımız içerisinde esas olarak bu tümden gelim metodunu kullanıyoruz. Ne demek tümden gelim? Herhangi bir oluş hakkında biz bir hipotez üretiyoruz. Bu üretilen hipotezin
her olay için doğru olduğunu kabulleniyoruz. Ve böylelikle kabullendiğimiz bu doğru çerçevesinde geleceğe dönük, belirsizliğe yönelik, belirsizliği azaltmaya yönelik planlarımızı yapıyoruz. İkincisi, tümevarım ise var olan kavramı deneyle, yeteri kadar denemeye yönelik olan sistem. Burada vurgulamaya çalıştığım şey şu: asal yapılanma, yani bu bağlantısal bütünsellik, bu yeni metodoloji. Bu yeni metodolojiye dikkatinizi çekiyorum çünkü bu yeni bilim, yeni yaşama biçimi, yeni hukuk, yeni ekonomi. O yüzden bundan sonra artık yeni bir bilim metodolojisi var ve bu yeni kültürü yaratmakta, fark etsek de fark etmesek de. Bu bizim için büyük fırsat. Neden? Çünkü birçok şeyi, birçok evreyi aşıp direkt olarak bu metodolojiyi uygulayan, farkında olanlarla birlikte aynı yerden koşuya başlamak demek. O nedenle bu fırsatın farkında olmak lazım. Çünkü 10 yıl sonra, 5 yıl sonra bu metodu kullananlar aynı starttan başlamış gibi olacaklar. Bu nedenle şu anda bizden ilk bakışta daha avantajlıymış gibi gözüken coğrafyalarla biz bu yeni anlayış içerisinde öne geçeceğiz, aynı noktaya geleceğiz, hatta öne geçebileceğiz. Çünkü bizim bu coğrafyamızın belli bazı avantajları da var bu bağlantısal bütünsellik açısından. Bu perspektifi yakalayabilmemiz lazım. Perspektif, yani yaşama bakış açımız, bizim yaşam kalitemizi belirleyen en önemli kavramsal zihin yapılanmamız. Bu paradigma, yani Thomas Kuhn'un 1962'de söylediği, bu bilimsel devrimlerin yapısında bahsettiği bu paradigma ve bunun değişimi şu anda bizim bilimsel alanda çabalarımızın eşitlenmesi, diğerleriyle eşitlenmesi açısından da en önemlisi. Dolayısıyla perspektif her şey. Ne demek istiyorum perspektifle? Nereden baktığınızla ilişkili olarak yaşamı farklı görüyoruz. Nereden baktığınız içinde yaşadığınız sistemi de belirliyor. Yani ön kabullenişleriniz sizin nereye baktığınızı ve ne gördüğünüzü de belirliyor. Bu açıdan bakıldığında kültürel devrimleri yapanlar esasında bilim insanları. Her ne kadar devrimleri yaratanlar siyasetçilermiş, politikacılarmış, komutanlarmış gibi gözükse de onlar sadece en son yapılandırıcılar. Esas devrimi yaratanlar bilim insanları. Mesela Galileo 1610'da teleskobu buluyor. Teleskop sadece insanoğlunun ayı daha net görmesini sağlamıyor. Aynı zamanda güneşin dünya çevresinde değil, dünyanın güneş çevresinde döndüğünü de insanoğlu anlıyor teleskopla. Ya da işte Gutenberg 1455'te matbaayı buluyor. Bu sadece insanların kitaba kolay ulaşmasını sağlamıyor. Bunun ötesinde reformu ve Rönesans'ı yaratıyor. İnsanlık tarihi değişiyor. Ya da Gregory Pincus 1953'te doğum kontrol hapını buluyor. Bu sadece kadının ne zaman çocuk sahibi olacağını belirlemede bir yöntem olarak kullanılmıyor. Aynı zamanda kadın sosyolojisini de değiştiriyor. Yani esas devrimi yaratanlar bilim insanlarıdır. Bir defa bilimciler olarak bu gücünüzün farkında olun. Mesela bakın, bu sadece insanoğlunun evren kavramının nasıl değiştiğinin çizelgesi. Yani Ptolemy'den başlıyor. Daha sonra dünyanın güneş etrafında dönmekte olduğunu Kepler, Kopernik söylüyor. Daha sonra bunun Newton yasalarını buluyor. Einstein bu yasaların daha doğrusunu buluyor ve 2014'ten bu yana da yeni astrofizik teoremi Laniakea ile artık konuşuyoruz. Burada söylemeye çalıştığım şey bunların ne olduğundan ziyade bu insanların her biri, Ptolemy, Kopernik, Galileo, Kepler, Newton, bunların her biri bize yaşama yeni bakış açıları sağladı. Ve her biri bize yeni yaşam paradigması sundu. Şimdi işte burada artık yeni bir yaşam paradigması daha var. Bunun adı bağlantısal bütünsellik. Ve bize bunu öğreten en önemli bilim alanı, mesela bazen bunu işte matbaa üzerinden ulaşıyorsunuz, bazen teleskop üzerinden ulaşıyorsunuz, bazen biyoloji üzerinden ulaşıyorsunuz, bazen fizik aracılığıyla ulaşıyorsunuz. Bu kez bu nörobilim aracılığıyla oldu. Biz beyin araştırmalarının süreci içerisinde buradan elde ettiğimiz bulguların yaşamın kendisini anlamakta ve yorumlamakta ne kadar çok işe yarayabileceğini baştan tahmin etmediğimiz halde sonradan keşfettik. Bu hiç umulmadık bir şey daha yarattı: yapay zeka. Biliyorsunuz 1955'te ilk kez $20,000 Amerikan hükümeti yatırıyor yapay zeka projesine. 1995'e kadar yapay zekaya $1 vermiyorlar.
Bu yapay zekanın kış uykusu diyor buna Cemsay. 1995'ten sonra yeniden nöral ağlar keşfedildikçe, sinir sisteminin ne şekilde çalıştığı anlaşıldıkça, bu nöronal sistemler belirlendikçe yavaş yavaş buradan bilgi nasıl işlenire yanıt verebilecek insan beyni dışındaki farklı sistemlerin yaratılma süreci başlıyor. Ve artık neuroscience yapay zekayı geliştiriyor, yapay zeka neuroscience'ı geliştiriyor. İkisi birbirini indikliyorlar. Gelelim esas konuya. Esas konu en azından benim için insan beyni. Yani bu şahane bir şey. Çünkü düşünüyor. Çünkü şu anda benim sizinle iletişimimi sağlıyor. Sizi bu bir zihin ortaklığı sağlıyor. Bu zihin ortaklığını sağlayan bu organ çok güzel. Burada bu 100 milyar nöron her biri 10-15 bin başka nöronla iletişim halinde. İlginç olan şey şu, bir nöron aynı anda tek iş de yapmıyor. Aynı anda 4-5 iş, belki daha fazla işi aynı anda yapıyor. Yani biz 100 milyar, daha doğrusu 100 trilyon bağlantısallık var. 100 trilyon üzeri 2-3, bir nöron kaç tane iş yapabilirse. Bu kadar olasılık içerisindeyiz. Burada kendimize soruyoruz. Nasıl oluyor da bu 1500 gramlık bu et düşünüyor ve bir zihin oluşturuyor? Ve bir yaratıcılığa sahip. Bu noktaya geldiğimizde, ben sizinle, madem ki bu bir bilim konuşması, bir 5 dakika bilimin esas hedefinin belirsizliğe verdiğimiz yanıt olduğundan yola çıkarak belirlediğim 7 önemli aşamayı paylaşacağım. Bunun işinize yarayacağını tahmin ediyorum. Şimdi bilimin varlık nedeni yaşamın içinde insanoğlunun duyduğu belirsizlik korkusu. Yani biz şu anda İstanbullular olarak depremden korkuyoruz. Neden korkuyoruz? Çünkü belirsizlik var. Bu belirsizlikten dolayı bir endişemiz var. Bu belirsizliği giderebilme çabamız var. Bu çabamız bazen bilimsel, bazen de dogmatik. Depremle ilişkisiz olan bazı şeylerden depremle bazı çıkarımlar yapıyoruz. Diyoruz ki mesela gece kulüplerinin sayısı arttığı zaman depremin olma ihtimali artıyor diyoruz mesela. Şimdi insanoğlu hep böyle düşünmüş. Bu bugüne ait bir şey değil. Her yerde böyle, her yerde böyle ve bunu aşmanın yolu bilimsel metodoloji. Bu belirsizliğe karşı önce insanoğlunun ilk yanıtı sebep-sonuç ilişkisiyle alakasız farklı etkenler üzerinden çıkarımlarda bulunma çabası. Dogmatik yöntem. İkinci yöntem bilimsel yöntem. Ve bilimsel yöntem zaman içerisinde tümden gelim, tüme varım ve bağlantısallık bunun da kendi içinde evrildiğini görüyoruz. Benim saptayabildiğim önemli aşamadan biri olasılık kavramının insanoğlu tarafından anlaşılması. Ve bu 1850'lerde gerçekleşiyor. Dördüncü aşama çift yarık deneyi. Bu 1970'lerde oluşuyor. Çift yarık deneyini bilirsiniz. Bunda bir elektron dalga ya da parçacık olmayı seçer. Neye göre seçer? Deneyi yapana göre seçer. Gözlemleyene göre seçer. Dolayısıyla bunun anlaşılması da insanın bilimsel düşünce tarihinde belirsizlikle verdiği mücadelede çok önemli bir aşamadır. Bir diğeri, deterministik sistemlerin er ya da geç kaotik sonuçlar doğurabileceği fizik bilgisi. Deterministik sistemlerin biz hep aynı sebeple aynı sonucu doğurabileceği ön kabulüyle Newton, Bacon, Descartes çocukları olarak hep bu kabullenişle bu uygarlığı yarattık. Bu uygarlık güzel bir uygarlık ama daha iyisi var. Bir diğeri, az önce söyledim, artık evrenin yapı taşının atom değil enformasyon olduğunu biliyoruz. Bu noktada önemli bir şey daha var. Bilgi enerjiye dönüşebiliyor. Bilginin enerjiye dönüşebilmesi, enerjiyi bilgiden daha iyi anlayan bizler için bilginin enerjiye dönüşebileceğinin anlaşılması esasında bilginin neliğini anlamayı kolaylaştıran bir unsur. Ve en son sizinle esas konuşmakta olduğum bağlantısal bütünselliğin matematiği, yani Bayezyen matematik. İnsanoğlu varoluşun belirsizliğine alakasız biçimde yanıtlar veriyor. Bilim metodolojisi gelişiyor. Olasılık, çift yarık ve kaos teoremi nihayet bağlantısal bütünsellik ile yavaş yavaş buluşmaya başladı. Bu benim kendimce yaptığım bir tarihsel sınıflama. Şimdi size bu ana yoldan, yani bilim dışındaki belirsizlik giderici yoldan bahsedeceğim. Bakın, bu Mezopotamya'da, Sümerler'de, Akatlar'da ve Mayalar'da da aynı şey var. Bir karaciğer okuma bilimi gelişmiş. Bu çok ilginç bir şey. Mesela burada yönetici
bir sonraki senenin buğday rekoltesini anlayabilmek için kahine bir hayvan kurban etmesini söylüyor. Kahin bunu yapıyor, karaciğerini çıkartıyor. Bu gördüğünüz karaciğer anatomileri, kilden yapılma ve İsa'dan 3000 sene önce. Bu bilgi British Museum'daki sadece, hani eskiden meydan loruslar vardı böyle 12 cilt, onun 8 katı kadar. Sadece karaciğer okuma. Mesela burada Sümerler'de şuradaki bir iş adamı babasını kimin öldürmüş olabileceğini soruyor. Ve o da karaciğeri eline alıyor ve bunun üzerinden babasını kimin öldürmüş olabileceğine dair bilimsel bir bilgi sunuyor. Bu dogmatik yöntem. Bu hala var. Kahve balı gibi. İsa'dan 400 sene önce Aristo diyor ki benim elimde 10 kilogramlık bir demir ve 1 kilogramlık bir demir olsa ben ikisini aynı anda yere bıraksam tabii ki ağır olan 10 kilogramlık olan yere önce çarpar. Ve insanoğlu bunu 2000 yıl doğru kabul ediyor. 2000 yıl. Ta ki 1610'da Galile çıkıyor Pisa'nın üstüne ve 10 kilogramlık demirle 1 kilogramlık demiri aynı anda atıyor ve bakıyor ki Aristo yanılabilir. Ve bakıyor ki ikisi aynı anda yere çarpıyor. Diyor ki bizim bu tümden varımla doğru olduğunu kabul ettiğimizi yeterince sayıda olguda sınamamız lazım. Ve deneycilik başlıyor. Malumunuz buradan aydınlanma, Rönesans, reform ortaya çıkıyor. Her toplum bunu farklı zamanlarda yaşıyor ama bu süre ya da her alanda farklı dönemlerde oluyor. Mesela benzer süreç Neuroscience'da 1900'lerin başında yaşanıyor. Halbuki astrofizikte bu süreç 1610'larda yaşanırken. Dolayısıyla biz artık bunu yeterince vurguladığıma inanıyorum. Tümden gelim, tüme varım ve bağlantısal bütünsellik. Yani bilim artık değişiyor. Bilim artık bütünü değil, parçaları değil, parçaların birbiriyle olan bağlantısallığına yöneliyor. Bu yeni bir evre. Az önce verdiğim o Timur Hoca'nın 37 trilyon hücresi örneğinde olduğu gibi. Çünkü istikrarı sağlayan parça değil, bütün değil bu bağlantısallık. Ve bir de hiç unutmayın, bütünün kendisi onu oluşturan parçaların aritmetik toplamından fazla bir şey. Bu fazlalık ne? Bu fazlalığın ne olduğunu ilk soran Schrödinger. 1943'te bunu soruyor. Oraya birazdan geleceğim. Çünkü o bizim beyni anlamamızda önemli. Olasılık hesabından bahsettim. Çift yarık deneyinden bahsettim. Bu çift yarık deneyinde önemli bir şey var. Bizim deterministik sistemlerde yetişmiş olan bizler için bir varlık vardır, bir de onu gözleyen. Fakat varlıkla onun gözlemcisi bir noktada birleşiyor. İşte bunun matematiğin adı Bayez matematiği. Çünkü oluşla bu oluşu test eden gözlemci eğer bu deneyi etkiliyorsa, ikisi arasında bir ilişkisi varsa, bunun fizik bir kavramı varsa, bu artık deterministik sistemlerin test edilebilirliğini de sorgular hale geliyor. Bu insan düşüncesinde önemli bir şey. Ve enerjinin bilginin enerjiye dönüşebilmesi. Bunu ilk düşünen Maxwell, 1867. Ben bunu 2016'da Bilim Akademisi'nde gördüm. Küçücük bir buzdolabı olarak bunu yapmışlar. Burada sistem şu, bu düşünce deneyi de şu. İki tane chamber, iki tane ayrı oda var. Ve bunun içerisindeki en hareketli olan parçacığı biz tek tarafta topluyoruz. Bunun bilgisi ile. Ve böylelikle en hareketli olanlar tek bir yerde toplandığı için orada ısı artışı oluyor. Bu ısı farkının olması enerjinin ortaya çıkmasını. Siz bunu ister buzdolabı olarak kullanın, ister mümkünse o kadar üretiyorsunuz bir tekerleği döndürecek bir enerji kaynağı olarak kullanın. Aşağı yukarı 300 dijitli bir bilgi bir bakteriyi 1 amstrom oynatabiliyor. Önemli olan rakamlar değil. Önemli olan bilginin enerjiye dönüşebilir olması. Önemli noktalardan bir tanesi deterministik sistemler er ya da geç kaosla sonuçlanıyorlar. Bakın burada 41 tane aynı fizikle salınıma bırakılan sarkaç belirli bir noktadan sonra dağılıyor. Ve işte bunun bir matematiği var. Ve burada gördüğünüz pembeyle sarının gelecekte ne şekilde olabileceğine dair bizim artık bir Bayezyen matematiğimiz var. Bunu en iyi öğretmenler anlıyor. Çünkü aynen bu 41 sarkaç gibi 41 kişilik bir sınıf 40 yıl sonra bir araya geldiği zaman aynen buradaki gibi hepsi dağılmış durumdalar. Hepsinin kendine ait bir yaşamı var. Yaşam buna göre çalışıyor. Dolayısıyla deterministik sistemler kaos üretiyorlar. Ve biz yavaş yavaş beyinde bunun sonuçlarını aldıkça
bu bağlantısal bütünsellik dediğimiz sistemin matematiğine artık ulaşır durumdayız ve bu her yerde. Manolya ağacında da var, bir metro sisteminde de var, elimize aldığımız yaprağın üzerindeki damarlanma yapısında da var ya da beynin anjiyojenetik yani yeni damar yapımı ağında da var ya da herhangi bir tümörün oluşma biçiminde de var. Hepsi aynı matematik. Dolayısıyla biz bu bilgilerle beyne baktığımız zaman insanoğlunun buna ilk verdiği yanıt aynen karaciğere bakıp da geleceği görme yanıtı gibi frenoloji. Frenoloji demek ne demek? Yani neuroscience böyle başlıyor. 1840'ta Joseph Gall, bir Alman ki daha sonradan Nazi politikalarını etkilemiştir frenoloji çok. Kafatasına bakarak bir insanın hırsız mı değil mi bunu anlayabileceğini söylüyor. Ya da alnının öne doğru çıkık olması o insanın dürüstlük derecesiyle ilişkili olabileceğini söylüyor. Aynen karaciğere bakmak gibi. Dolayısıyla dogmatik bir sistem var sebep-sonuç ilişkisinden bağımsız olarak. Daha sonra nihayet 1903'te ilk kez bütünün kendisinden bir şey anlayamayan insanoğlu kayal aracılığıyla, burada gördüğünüz beyefendi kayal İspanyol ve ilk kez nöronu boyuyor. Kendi yarattığı boyama sistemiyle. Yandaki nöron onun eliyle çizdiği nöron görüntüsü. Ve ilk kez insanoğlu nöronu görüyor. Ve artık o noktadan sonra frenoloji bir kenara bırakılıyor. Karaciğer boş veriliyor ve artık işin yavaş yavaş matematiğiyle ilişkili deney yapılmaya başlanıyor. Yani Aristo'nun 10 kilogram 1 kilogram demiri atması işi neuroscience'da 1903'te gerçekleşiyor ve 1906'da da Nobel alıyor. Tabii bu süreç içerisinde yandaki de 2016'daki bir yapay zeka devresi. İkisi aynı matematik. Ne kadar benzediklerini buraya koydum. Ve bu süreç içerisinde nöronal ağlar bize sistemin ne şekilde çalıştığına dair de bazı ipuçları veriyor. Dolayısıyla biz bütünü anlayamadığımız için onu mümkün olan küçük parçalarına bölme çabası içerisine giriyoruz. Beyin cerrahları olarak bizim ilk yapabildiğimiz şey ne? Bazı tür epilepsi hastalarımızı iyiye götürebilmek için iki hemisferi birbirine bağlayan bu köprüyü kesiyoruz. Korpus kallozumu kesiyoruz. Böylelikle iki hemisfer arasında epileptik aktivite yayılmıyor ve hastalar normal yaşamlarına büyük oranda dönüyorlar ve meslek sahibi olup normal yaşantılarını sürdürüyorlar. Korpus kallozumun kesilmesi sonucunda oluşan durumun ismi ayrık beyin sendromu, split brain. Split brain bugüne kadar 3 Nobel almış bu konudaki çalışmaları. Dolayısıyla biz korpus kallozumu kestiğimiz zaman bile beyni değil 100 milyar yapı taşına nöronlara ayırmak, sadece ikiye bölmekle bile çok ilginç bir durumla karşılaştık. Çünkü aynı kafatasının içerisinde her hemisfer farklı bilinç oluşturdular. Yani bu ne demek? Konuşma merkezimiz solda. Mesela sol kulağına soruyorsunuz. Diyorsunuz ki tıp öğrencisine tıp okumaktan memnun musun? Diyor ki ise tabii ki memnunum. Öbür tarafa soruyorsunuz. Orta tarafta konuşma merkezi olmadığı için karşı taraftan size eliyle yazarak veriyor ya da bilgisayarda iletişim kuruyor sizinle. Öbür taraf diyor ki yani tıba geldim ama anne baba zoruyla bu işi nasıl yapabileceğim çok bilmiyorum. İnternette çok güzel örnekleri var. Bir tanesinde Londra Royal Akademi'de yapılan bir deney. Soruyorlar, diyorlar ki Tanrı var mı? Diyor ki tabii ki var, böyle bir soru olur mu? Diğer hemisfer diyor ki bazı kaygılarım var, yeterince düşünmedim, bu soruyu bana daha sonra sor. Dolayısıyla iki tane bilinç oluşuyor. Biz 2012'de dedik ki madem ki 100 milyar nöron her biri 10-15 bin başka nöronla bağlantısallık içinde, öyleyse 100 milyar bilgisayarın her birine 10-15 bin başka bilgisayarla bağlayalım. Acaba bu bir zihin oluşturacak mı? Biz acaba bir düşüncenin paternini matematiksel bir model haline getirebilir miyiz? Bu projenin başında Henry Markram vardı. Henry Markram şu anda Zürich'te Blue Brain Project'in başında. Ve 2015'te Henry Markram'ın laboratuvarı Cell'de bu proje kapsamında şu yayını yayınladı. Burada gördüğünüz düşüncenin akışı, düşüncenin paterni. Yani elektriksel aktivite değil, düşüncenin paterni. Ve bu düşüncenin paterninin bir matematiksel modellemesi var. İlk defa insanoğlu beyin nasıl düşünce üretiyor sorusuna matematik bir modelleme buldu. 2015 yılında. Henry Markram'ın kendisi Avustralya bir matematikçi bu arada. Bulunan matematik modelleme bu. Şimdi o dönemde anladık ki ve buradaki kullanılan nöron sayısı 38 bin. 38 bin fare nöronunda bulunan modelleme bu. Yani geriye ne kadar var? 100 milyar eksi 38 bin. Ve anladık ki başlangıçta amaçlanan hedef şu anki teknolojimizle
ve matematiğimizle ulaşılabilir bir hedef değil. Yeni bir matematiğe ihtiyaç var. İşte bu aynen, bakın Leibniz'in 1670'te, Leibniz Heidelberg'de en genç yaşta profesör, matematik profesörü olan kişi. Aynı zamanda felsefe kürsüsünde de öğretim üyeliği var. Ve kendisine İsa'dan 500 sene önce Kıbrıs'ta Zenon'un sorduğu soruyu soruyor. Diyor ki bir yarışa kaplumbağa tavşandan 10 metre önce başlarsa, tavşan ilk zamanda yolun yarısını kat etse bile sonsuza kadar kaplumbağanın tavşan tarafından geçilememesi lazım. Oysa doğada bütün tavşanlar, kaplumbağaları geçiyor. Ve diyor ki Leibniz, öyleyse var olan kalkülüs yetersiz. Buradan yola çıkarak türev, şu an kullandığımız türev işareti Leibniz'in bulduğu türev işaretidir. Ve türev ve integral bulunuyor. İşte Leibniz'in bu ihtiyacı gibi biz de yeni bir matematiğe ihtiyaç duyduk. 2015'ten itibaren işte bu Bayezyen matematik eskiden böyle rudimenter olarak yarım yamalak varken birdenbire patladı ve Fields ödülleri o zamandan beri hep bağlantısallık matematiğine verilir oldu. Bu bağlantısallık matematiği şu an gelişmekte. Bu slaydı ben 3 yıl önce ilk kez kullanmaya başladım. Bizim var olan Newton matematiğimiz durağanlığın matematiği. Yani bu teldeki kuşların matematiği. Bu an 2 kuş uçar, 2 dakika sonra 5 kuş konar, 1 saat sonra 4 tanesi daha konar ve bunların matematiği esas şu anki matematiğimizin konusu. Fakat bize lazım olan şey teldeki kuşların değil de şuradaki kuş sürüsündeki kuşların birbiriyle olan ilişkisinin matematiği. İşte biz bu bağlantısallık matematiği derken bunu kastediyoruz ama henüz bu matematik yok diyordum ki geçen sene bunun matematiği bulundu. Ve burada gördüğünüz işte bu kuş sürüsünün, bu sığırcık sürüsünün zaman içerisindeki olasılık hesabını bize veren Bayezyen matematiğin ilk ayak sesleri. Ve geçen hafta henüz daha yayınlanmamış olan bir manuskript. Burada ise aynı şekildeki bu Bayezyen matematikle nöronların birbiriyle olan bağlantısı yayınlanacak. Tabii bu önümüzdeki birkaç hafta içerisinde çıkacak olan çok güncel bir bilgi. Ve biz artık düşüncenin matematiğini konuşabilir hale geldik. Bu çok önemli bir aşama. Bunu bugün gördüm. 29 yani birkaç gün önce 29 Kasım bugün kaç Kasım? 30 dün yayınlanmış yani. Burada bu yolları ne şekilde bulduğumuzun hikayesi var Science dergisinde. İşte burada gördüğünüz 1 milimetre küpün 10.000'de 5'i alandaki var olan nöronların boyanması ve bunların birbiriyle nasıl bağlantılandığının matematik anlaşılması hikayesini anlatan çok güzel bir yazı. Dolayısıyla biz buradan yola çıkarak artık yeni bir bilimle, yeni bir matematikle ve bağlantısal bütünsellik adını verdiğimiz bir yaşam modeli ve matematiği olarak beynin ne şekilde kullanılabileceğiyle ilişkili yeni bir döneme girmiş olduk. Bu esnada Avrupa'da İnsan Beyin Projesi devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde de İnsan Connectome Projesi gerçekleşti. Bu proje 2 sene önce sonuçlandı, şimdi yeni aşamasına geçilecek. Ne demek Connectome? Burada gördüğünüz Amazon Nehri'nin deltası. Amazon Nehri'nin deltası iklimin durumuna göre, ormanların durumuna göre her ay değişiyor. İşte insan beyninde de bilgi elektrokimyasal ırmaklar şeklinde akıyor. Ve bu elektrokimyasal ırmaklar her an yeniden oluş içerisinde. Her an yeni bir pattern oluşuyor. Ve bu elektrokimyasal ırmaklar kendi anatomilerini oluşturuyorlar. Burada gördüğünüz bu elektrokimyasal ırmakların dere yatakları. Burada gördüğünüz kadavra. Bu kadavrada gördüğünüz alanın ameliyat esnasında şuradan tümörü çıkarmışız. Ameliyat esnasında MR'la çektiğimiz görüntüleri. Burada gördüğünüz her lif aşağı yukarı 300-400 milyon nöronun fizyolojik bütünlüğü. Bu nöronları tek tek tabii ki görüntüleyemediğimiz için henüz ister istemez 300-400 milyonu bir araya getiren fizyolojik bütünlüğü görüntüleyebiliyoruz. Elde ettiğimiz bu verilerle oluşan konnektom adını verdiğimiz yapı bu. Bu bizim anatomi anlayışımızı değiştirdi. Cerrahi anlayışımızı değiştirdi ve nörolojik hastalıklara yaklaşımımızı da değiştirdi. Artık bu lifleri esas unsur olarak kabul ediyoruz. Çünkü bağlantısallık artık bilimin esas konusu. Tabii ki yayınlar da bu ölçüde değişti. Bu Şubat 2018. Burada prefrontal korteksten sadece 300 nöron ele alınmış ve bu 300 nöronun zaman içerisindeki oluşturduğu pattern biçimleri incelenmiş. Görülen şey şu,
Bu sadece 30 nöronun oluşturduğu bilgi ırmaklarının meydana getirdiği bu pattern, bu biçim her an yeniden oluşuyor. Yani şu an sizin prefrontal korteksinizdeki bu 300 nöronun oluşturduğu pattern bugüne kadar hiç yaşanmadı. Bugünden sonra da hiç yaşanmayacak. Bu ana spesifik bir pattern bu. Gerçekten Efesli Herakleitos'un dediği doğru. İnsan aynı enformasyon ırmağı içerisinde iki kere gerçekten yıkanamıyor. Bu konnektom bizim birçok psikiyatrik hastalığa bakışımızı değiştirdi. Normal beyne bakışımızı değiştirdi. Konnektom içerisindeki bu üniteler, ki hepsini de tabii ki bilmiyoruz. Bu ünitelerin %30'luk bölümü hemen hemen bütün insanlarda aynı. Ama %70 bölümü o insana spesifik. Ve bu zaman içerisinde de değişken aynı zamanda. Buradan bu bağlantısal bütünselliğe tekrar dönüyorum. Bunun bize getirdiği ilk kültürel sonuç her şey içinde bulunduğu aile anlamda. İlk sonuç bu. Yani kendinizi geliştirmek istiyorsanız işe yanınızdakini geliştirerek başlayın. En kısa yol bu. Bayezid matematik bize bunu söylüyor. Bilim bize bunu söylüyor. Mesela ameliyathaneye nasıl yansıyor? Buraya baktığımız zaman Newton, Bacon, Descartes görüşünde ne görüyorsunuz? Bir tane cerrah var, bir hasta var, bir teknisyen, anestezist. Bunların her biri bu hastalığa yönelik olarak çaba gösteriyor. Halbuki bu yeni anlayışta sistem tek bir bütün. Hastayla doktorun, doktorla teknisyenin, teknisyenle anestezist esasında aynı bütünün parçaları. Ve bunların arasındaki ilişki esas başarıyı belirliyor. Bu noktadan bakıldığında doktorla hasta arasında çok büyük bir fark yok. Zamanın o noktasında sadece bir farklılık var. Biz önceden en yetkin bilgi işleme sistemi olarak insan beynini düşünüyorduk. En yetkin bilgi işleme sistemi insan beyni değil. En yetkin bilgi işleme sistemi yaşamın kendisi. Ve yaşamın kendisinin bir bilgi işleme bütünlüğü var. Bu aynen nöronla konnektom arasındaki ilişki gibi bir ilişki. Bir nöronla beyin arasındaki, konnektom arasındaki ilişkiyi anlatmak için ben uçakla havayolu şirketi analojisini kullanıyorum. Burada gördüğünüz herhangi bir havayolunun magazinindeki harita. Türk Hava Yolları'nda 340 tane uçağımız var. Bu 340 uçağı bir hangara koyduğunuz zaman bu bir Türk Hava Yolu şirketi yapmıyor. Ama bu 340 uçağın hangisinin ne zaman Avustralya'da, Ankara'da, Seattle'da, Washington'da olduğunu belirlerseniz bu bir Türk Hava Yolu şirketi yapıyor. Benzer şekilde şimdi size bir başka havayolu şirketi gösteriyorum. Bu diğerinden birazcık daha akıllı. Çünkü bunda 383 uçak var. Bu gördüğünüz deney solucanının sinir sistemi. Bu deney solucanının sinir sisteminde 383 nöron var. Ve biz 1986'da Nobel alan çalışmadan bu yana hangi nöronun devre dışı bırakıldığında bu solucanın hayatı ne şekilde değişiyor artık bunu biliyoruz. Yani mesela buradaki yeşil gibi olanlar devre dışı bırakıldığında bu solucan kendi ekseni etrafında hep daireler çiziyor. Çünkü uzay içerisindeki konum yetisini kaybediyor. Ama ilginç olan şey şu, bu sistem seçim yapıyor. Elinizde eğer 10 tane solucanınız varsa bunu bahçenize bıraktığınız zaman büyük çoğunluğu 10'dan 9'u mesela yere düşen bir meyve parçası varsa fruktoza doğru gidiyor. Bir tanesi ise bir gece önceden yere düşen bir masadan yere düşen bir ekmek kırıntısı varsa nişastaya doğru gidiyor. İşte neden 9'u fruktoza doğru gidiyor da bir tanesi kuru ekmeğe doğru gidiyor? Bu bir tanesi için bunun adı yaratıcılık. Yaratıcılık dediğimiz şey bu. Tabii bu 383 nöron. Bu 383 nöron şu anda bizim bilim insanları olarak inceleyebildiğimiz en küçük sinir sistemi ünitesi. Bunu bir de 100 trilyonluk bağlantısallığı olan yapıya aktarın. Bunu beyin cerrahisine aktarmak bizim bakış açımızı çok değiştirdi. Burada Yale'den yapılan bir çalışma, optogenetik yöntemle bu farenin amigdalasına, açlık merkezine iki elektrot yerleştiriyoruz. Ve bunlardan biri, diyelim yeşil olan, trafik lambaları gibi, yeşil olan açlık hissi uyandırıyor, kırmızı olan ise tokluk hissi uyandırıyor. Hayvan aç olsa bile tokluk hissi uyandırdığınız zaman bu hayvan açlıktan ölse bile yemek yemiyor. Ya da tersi, hayvan diyelim tok ama siz açlık hissi uyandırdığınız zaman bu hayvan yemeyeceği şeylere bile saldırıyor. Yani siz konnektomu belirli bir noktasını değiştirerek bu konnektomun fonksiyonunu değiştirebiliyorsunuz. Ve bunun insanlara uyarlanabilirliği var. Şurada basit bir şey göstereyim. Bu cerrahi asistanlarının ameliyata hazırlanarak geldiği zamanki beyni
Bu da ameliyata hazırlanmadan ameliyata girdiği zamanki beyni. Yani ameliyat öncesinde ameliyata hazırlanmadan geldikleri zaman burada gördüğünüz gibi biraz beyinleri yanıyor. Eğitim konnektomu değiştiren en önemli şey. Bu nedenle hep dediğim şey, yani esas beyin cerrahları öğretmenlerdir diye bunu sıkça söylüyorum. Gerçekten de eğitim konnektom değiştirme süreci kendi başına. Tabii bu bir nörozihin cerrahisi yaratıyor. Biz beyindeki belli bazı merkezleri değiştirerek bu nörozihin cerrahisi alanında önemli bazı sonuçlara artık ulaşabiliyoruz. Bunları geçeyim. Optogenetik çok önemli. Madem ki Nobel'den konuşuyoruz, nörobilime hevesli olanlar için söylüyorum. Optogenetik Nobel alacak. Carl Disseroth bunun için geçen sene 3 milyon dolar aldı Allen Institute'dan. Neuroscience hevesli olanlar varsa optogenetik, Özge nerede? Optogenetik Nobel alacak Özge. Şimdi bu sistem sadece beyinde değil. Bakın 2012 yılında evrende var olan bütün kimyasal tepkimeler bir bilgisayar simülasyonu haline toplandı. Bunu gören astrofizikçiler dediler ki madem öyle bizde evrende var olan 4 ana kuvvet var biliyorsunuz. 4 ana kuvveti birleştirelim ve bunu bir bilgisayar simülasyonu haline getirelim. Ve bu 2014 Ekim'inde şurada gördüğünüz video ile birlikte yine Nature'da burada gördüğünüz bu lif gibi gözükenler bu kuvvetlerin bileşkesinin bağlantısallığı. Bu tüm evren. Bu tüm evrenin içerisinde şurada gördüğünüz kırmızı nokta bizim içinde 200 milyar güneş olduğunu tahmin ettiğimiz sevgili Samanyolumuz. Dolayısıyla küçüklük ya da büyüklük sizi zorlamasın. Önemli olan matematik. Laniakea'da da aynı matematik var. Metro sisteminde de aynı matematik var. Nöronların zihin oluşturma aşamasında da aynı matematik var. Bu insan genomunda da böyle. Tabii buradan işin yavaş yavaş kültürel etkileri de ortaya çıkmaya başlıyor. Bakın biliyorsunuz 2003 yılında insan genom projesi açıklandı. 1995 yılında ilk kez başlandığında yaşı uygun olanlar hatırlarlar. İnsan genom projesinin sonucunda en fazla genin insanda çıkacağı düşünülüyordu. Yani tahmin ediyorduk ki insan genom projesinin başında olanlar da tahmin ediyorlardı ki herhalde insanda madem ki insan eşrefi mahlukat 2 milyon gen vardır. Aradan zaman geçti, teknoloji ilerledi ve anladık ki ya herhalde 1 milyon çıkar. Azalttık hedef. Daha sonra 2000'li yılların başı geldi. Herhalde 200 bin vardır dedik. Şu anda kaç gen var? Özge bilir. 22 bin gen var. İnsan genomunda 22 bin gen var. Muzdaki gen sayısı 36 bin. Canlıyı canlıdan ayıran esas önemli faktör gen sayısı değil. Bu genlerin birbiriyle olan bağlantısallığı. Ve buradan genomik biliminden, genom biliminden epigenom bilimine gelindi. Epigenom dediğimiz şey burada yine 2015 Cell'den bir yazı. Şurada gördüğünüz her bir nokta bir gen. Bu genlerin birbiriyle bağlantısallığı bu lif gibi gözükenler. Bir canlıyı diğerinden ayıran ana faktör genlerin sayısı değil. Ana faktör genlerin birbiriyle olan bağlantısallığının istikrarı. Bağlantısal bütünlük genomda da var. Bunun adı epigenomics. Sonuçta burada gördüğünüz bir fotoğraf teleskopla evrenin fotoğrafı, diğer fotoğrafta mikroskopla beynin fotoğrafı. Hangisinin hangisi olduğu önemli değil. Çünkü ikisinin matematiği aynı. Bu bizim Science'da çıkan yazı, bu tümörleri anlamada da kullanılan yeni bir yöntem. Tabii geçenlerde Nature dergisi 150. yılını kutladı biliyorsunuz. Bunu şöyle bir grafikle kutladı. Burada gördüğünüz şey, her bir nokta bir yayın. Yani ilk yayından bu yana Nature'daki domainler oluşuyor. Bir domainden bir yazı çıkıyor. Bunun çevresinde başka domainler oluyor. Aynen Laniakea gibi görüyorsunuz. Yani bu bağlantısallık düşüncesi her yerde var artık. Bunun farkında olmanızı dilerim. Bu her şeyi değiştirecek. Dolayısıyla burada ilginç olan nokta şu. Sosyolojik sistemler de bu kurala uyuyor. Yani sadece moleküler sistemler, hücrelerin oluşturduğu organlar değil, aynı zamanda zihnin oluşturduğu kültürel yapılar da Bayezyen matematiğe uyuyorlar. Laniakea'daki, epigenetikteki, konnektomdaki ve sosyal sistemler içerisindeki bu bağlantısallığın matematiği hep birbiriyle benzer nitelikte. Bu detaya girmeyeyim ama şunu söylemem lazım. Yaşam dediğimiz şey iç içe geçmiş bir kodlamalar bütünü. Bu 2018'de yine Nature'dan bir yazı. Bakın burada gördüğünüz ilk çekilen video filmi. Bu dijitale çevriliyor. Bu dijital sistem proteine aktarılıyor. Protein DNA'ya, RNA DNA'ya aktarılıyor. Bu DNA
bakteriye aktarılıyor. Bakteri, E. coli bakterisi 25 nesil ürüyor. 25 nesil sonra bir bakteri alınıyor. Bu bakterinin DNA'sından bu kez geri veri elde ediliyor. Ve sağdaki de elde edilen veri. Aradaki kayıp çok az. Bu daha da inecek. Söylemeye çalıştığım şey, yaşam iç içe geçmiş kodlamalar bütünü. Bu kodlama sistemleri ister onlu cebir olsun, ister ikili dijital, 20'li protein sistemi ya da 100 milyar nöron ya da 22 bin genden oluşan genom. Bu bilgiler birbirine dönüşebilir. Dolayısıyla yaşam dediğimiz bu kodlama sistemleri bütünlüğünün içindeki enformasyon kodlamadan kodlamaya aktarılabilir bir bilgiye niteliğine sahip. Bunun yine beyin cerrahisinde güzel bir uygulaması var. Sesini bulabilirsem, bulamadım. Burada diyor ki, shipbuilding is a most fascinating process. Epilepsi cerrahisinde konuşma merkezinin üzerine elektrotları yerleştiriyoruz. Elektrotlardaki bilgi sese dönüştürülüyor. Ve bu shipbuilding is a fascinating process gibi bir şey üretiyor. Ondan sonra kendisi konuşuyor. Shipbuilding is a most fascinating process'i söylüyor. Esasında bunu dinletebilseydim böyle bir şey. Yani elektriksel aktivite sese dönüştürülebiliyor. Çünkü yaşamın içindeki bütün kodlama sistemleri diğerine aktarılabilir. İlginç bir başka deneyi size göstereceğim. Burada da zeka dediğimiz şeyin esasında içinde bulunduğu bedenden bağımsız olarak işlediğini göreceksiniz. Bu sistemde yine aynı deney solucanları var. Bunlar akvaryumun içinde. Bir tarafa glukoz koyuyorsunuz ve glukozu koyduğunuz zaman bu hayvancıklar ona doğru gitmeye çalışıyorlar. Bu eylem esnasında biz bu hayvanın sinir sistemindeki nöronların big datasını elde edebiliyoruz. Yani birinci nöron bu, ikinci nöron bu, üçüncü nöron bu, 383. bu. Böylelikle glukoza doğru bu hayvan giderken bunun 383 nöronunun tek tek bir algoritması elimizde var. Ya da toksik bir madde koyduğunuz zaman uzaklaşması. İşi daha komplike hale getirin. Bir dişi solucanla erkek solucan bir araya. Ya da iki erkek solucan, bunu arttırın. Ve bu durumların ölçülebilir nitelikli olanlarında yapılan deneylerde gördüğümüz şey şu. Bu bilgiyi robota aktardığınız zaman bu robot solucanın etkene karşı verdiği yanıtın aynı yanıtını veriyor. Yani glukoza doğru gidiyorsa bu algoritmayı uyguluyorsanız bu robota yüklediyse robot bu. Glukozu sezdiği zaman bu robot aynı şekilde ona ilerliyor. Yani zeka içinde bulunduğu bedenden bağımsız bir şey. Bu nedenle yapay zeka ya da doğal zeka diye bir şey yok. Yaşama ait olan tek bir zeka var. Bu yaşamın içerisindeki ana bilgi işlemci içerisindeki var olan bu bilgi işleme sistemi farklı kişilerde, farklı biçimlerde tezahür ediyor. Yani zeka içinde bulunduğu bedenden bağımsız bir şey. Tabii biraz önceki konuya gelelim. Her bilgi işleyen sistem er geç zeka üretir. Bunun ilk farkında olan kişinin Schrödinger olduğunu söylemiştim. Schrödinger diyor ki bir inorganik evren var. Bu inorganik evrenin yarattığı bir moleküler evren var. Bu moleküler evrenin yarattığı bir hücre evreni, hücre evrenden oluşan organlar. Bu organ eğer beyinse bunun oluşturduğu bir zihin yapısı, kültürel yapılar vesaire. Diyor ki termodinamiğin ikinci yasasına göre, entropi yasasına göre madem ki bütün sistemler düzensizliğe doğru gider, nasıl oluyor da bu moleküler evren ya da bu inorganik evren bir hücre evreni yaratabiliyor? 1943'te bu soruyla çoğumuz Schrödinger'in esas Nobel aldığı 1933'teki Nobel sebebini bilmeyiz ama birçoğumuz 1943'teki bu teorik fiziğin içerisinden biyolojiyi doğurttuğu soruyu biliriz. Bunun neticesinde buna yanıtı Ilya Prigozhin 1970'lerin sonunda veriyor. Nobel alıyor ve bu çalışmasında sonuçlanan nokta şu, termodinamiğin ikinci yasası biyolojik sistemler için geçerli değil. Şimdi artık öğreniyoruz ki termodinamiğin ikinci yasası enformasyon işleyen sistemler için de geçerli değil. O nedenle otopoiesis dediğimiz bu bilgi işleyen sistemlere ait olan özellik var. O nedenle bu az önce gösterdiğim 41 sarkaç kendine ait her an siz bu 41 sarkaçı sonsuz kez atsanız sonsuz kez farklı bir pattern oluşturacak. Bilgi işleyen her sistem er ya da geç zeka üretiyor. Mesela geçen sene Facebook laboratuvarlarında iki tane algoritma sonsuz birbiriyle konuşmaya bırakıldı. Birinin adı Alice, diğerinin adı Bob. Bu iki algoritma bir süre sonra tamamen kendilerine özgü bir dil geliştirdiler. Bu algoritmayı yapanların bildiğinden farklı bir dil olduğu için bu deney sonlandırıldı. Daha güzel, daha ilginç bir şey size göstereyim. Bu 2-3 gün önce yayınlandı. Burada
Kaçmaya kodlanmış maviler, yakalamaya kodlanmış kırmızı yapay zekalar var. Bir süre sonra kırmızı yapay zeka şuradaki diğer modüllerin üstünden atlayıp bunun içine girmeyi öğreniyor. Başlangıçta bu kodlanmamışken. Ama bana göre en ilginci şu. Biz 2016'dan beri tek bir kök hücreden elde edilen 1 milyon nöronu mini beyin ya da organoid olarak buzdolabında tutabiliyoruz. İstediğimiz zaman araştırmak için alıyoruz. Bu mini beyinler leblebi bir tanesi kadar. Yani 1 milyon nöron var. Tek bir kök hücreden çıkan. 2018'de ilginç bir şey keşfedildi. Bu organoid, bu tek kök hücreden üreyen bu 1 milyon nöron EEG dalgası üretiyor. Yani enformasyon üretiyor. Ve sizinle konuşmaya çalışıyor. İlginç olan taraf şu, bu EEG dalgası anne karnında büyümeye çalışan embriyonun beyninin ürettiği EEG dalgasıyla aynı. Acayip bir şey yani. Her bilgi işleyen sistem er geç zeka üretiyor. Bunun adı otopoiesis. Bu otopoiesis bir ölçüde var olan sistemi yeniden yorumlayarak oluşturulan yeni üretkenlik, yaratıcılık olarak tanımlayabiliriz. Ve bunun matematiği Bayesian sistemler. Bütünü oluşturan parçaların aritmetik toplamının ya da bütünün onu oluşturan parçaların aritmetik toplamından fazlalığı bu otopoiesis'ten geliyor. Ve bu Newton fiziği döneminden bize kalan termodinamiğin ikinci yasasına uygun olmayan bir süreç. Bunu biz yaşamın kendisine aktardığımız zaman dedik ya, insan beyninden daha yetkin olan tek bilgi işleme sistemi yaşam bütünlüğünün kendisi. Biz yaşamın içindeki yaşamı oluşturan parçaların meydana getirdiği o aritmetik toplamdan fazlasının otopoiesis'in adı yaşam açısından bakıldığında evrimin kendisi. Yani evrim yaşamın ürettiği zeka. Bu bizim çoğu zaman düşündüğümüzden ya da okulda bize öğretilen evrimden farklı bir şey. Bakın bu 1882'de Humboldt'un çizdiği bir şey. Burada bir evrim ağacı var. En üstte olan, yani woman da değil, man. Çünkü eşrefi mahlukat yavaş yavaş gelişiyor. Ve bu evrim ağacın en üstünde insan var. Oysa evrim böyle çalışmıyor. Yaşam açısından bakıldığında insan da bir bilgi işleyen sistem, arı kuşu da bir bilgi işleyen sistem, balina da öyle ya da sümüklü böcek de öyle. Yaşam açısından bunların hiçbirinin diğerine üstünlüğü yok. Burada bizim en önemli yanılgımız, bu Newton, Bacon, Descartes kültürünün insanları olarak biz yaşamı bizim için var olduğunu zannediyoruz. Yaşam insan için varmış gibi yaşıyoruz. Halbuki insan yaşam için var. Bu bize bu bağlantısallık matematiğinin yeni yeni öğrettiği sonuçlardan bir tanesi. Tabii bunu esasında yine öğretmenler en iyi anlıyor. Çünkü her sınıfın içerisindeki bu yapılanış diğerinden farklı. Sona doğru geliyorum. Bu sistemin bize öğrettiği en önemli yeniliklerden bir tanesi şu. Bakın 1904'te bir araştırma yapılıyor Amerikan liselerinde ve öğrencilere soruluyor. Kendinizi benzersiz hissediyor musunuz? Öğrencilerin sadece %5-6'sı ben tabii ki benzersizim diyor. 2014'te aynı çalışma yapılıyor. Yine Amerikan liselerinde %96'sı tabii ki ben benzersizim. Bizler bu Newton, Bacon, Descartes çocukları olarak kendimizi yanımızdakinden farklı bir yaprakmış gibi görüyoruz. Ve bütün ormanın bu yaprak için var olduğunu zannediyoruz. Esasında bağlantısal bütünsellik bize öğretiyor ki orman yaprak için değil, yaprak orman için. Günü gelip yaprağın kendi döngüsü içerisinde sararıp bazen kızarıp sonra sararıp sonra düşmesi yaprak kadar önemli. Dolayısıyla bu bizim öğrenmemiz gereken yeni bir şey. 2016 yılında Penrose'un da içinde bulunduğu bir grup tüm enformasyon işleyen sistemleri, tüm varlıkları zeka ve bilinç ekseninde topladı. Yani sistem bilinçli olabilir, zeki olmayabilir ya da zeki olabilir, bilinçsiz olabilir. Bütün her şey bunun içinde toplandı. Şimdi artık yeni bir üçüncü eksen var. Bu eksen parça bütün ilişkisinin farkındalığına dayalı bir eksen. Bu çok önemli. Yani zekaya varlık çabası, varoluş farkındalığına da bilinç dersek üçüncü bir ekseni keşfetmiş bulunuyoruz. Bunun adı yaşam farkındalığı. Bu nöronla beyin arasındaki, nöronla konektom arasındaki ilişki ve parça bütün arasındaki ilişki süreci gibi bir şey. İşte bu hep söylediğim asal yapılanma metodolojisini oluşturuyor. Bu o kadar önemli bir şey ki bakın renk körü olan kişiler renk körü olduğunu bilmezler. Ta ki tesadüfen saplanıp renk körlüğü bir gözlük tarafından düzeltilinceye kadar. İşte bu bağlantısal bütünsellik bilim dünyasında aynen renk körlüğünün düzeltilmesi gibi bir etki yarattı. Ve biz gördük ki
Kırmızı eskiden bildiğimiz kırmızı değil, mavi eskiden bildiğimiz mavi değil. Çünkü artık yeni bir eksen var ve bu bizim yaşam algımızı, yani perspektifimizi olduğu gibi değiştiren yeni bir metodoloji. Bu sebeplerden dolayı bizim yaşamla olan ilişkimizi, o en başta söylediğim akvaryum vardı ya, o lensi netleştiren bir unsur olduğu için bu yeni bilim ve yaratmakta olduğu yeni kültür çok önemli. Bu iki kültür arasında önemli farklılıklar var. Zannedilmesin ki var olan uygarlık için olumsuz duygular besliyorum. Tam tersi. Çok imreniyorum, daha da gelişsin istiyorum. Fakat her şey gibi bunun da sonu var. Ve Bacon, Descartes, Newton kültürü ve bilimi artık determinizmden olasılığa, diyalektikten bağlantısal bütünlüğe, beden, zihin, bilinç ayrılığından bunların bütünlüğüne, termodinamiğin ikinci yasasından otopoyezise geçiş aşamasında. Tabii ki bunun hukuksal, kültürel, sanatsal etkileri var, ekonomik etkileri var. Mesela Bitcoin. Bitcoin'de biliyorsunuz Merkez Bankası yok. Bu nedenle bütün ülkeler karşı. Çünkü Merkez Bankası yok. Bitcoin bu yeni sistemin ekonomik yapısı. Ya da hukuk. Bizim var olan hukukumuz insanın hakkını yaşama karşı koruyan hukuk. Halbuki olması gereken yeni hukuk yaşamın hakkını insana karşı koruyan hukuk. İkisi arasında çok çok önemli bir farklılık var. Yani adalet mülkün temeli değil. Adalet yaşamın temeli. İkisi çok farklı. Birinde yaşam insan için, diğerinde insan yaşam için. Yani her şey içinde bulunduğu aile anlamlı ve size söylediğim bu 5 madde sanıyorum artık daha fazla oturdu. Şimdi size küçük bir öykü anlatacağım. Yoruldunuz mu? Yok. İyi misiniz? Peki. Burası 1630-40'lardaki Amsterdam. Bu gerçek kuraki. Bu Amsterdam'da 1632'de Spinoza doğuyor. Bu evde. Şurada görülen. Spinoza doğduğunda hemen iki sokak ötede Christian Huygens var. Christian Huygens 4 yaşında Spinoza doğduğunda. Christian Huygens'ın babası çok zengin. Oğlunun iyi bir eğitim alması için Paris'ten Descartes'i getirtiyor. Descartes zirvede o zaman. Kilisede de detantını yapmış. Yayınlarını da bir ölçüde serbestçe yayınlayabiliyor. Ve Descartes'i getirtiyor. Descartes, bu arada Huygens, Satürn'ün halkalarını keşfeden fizikçi oluyor sonradan. Hollanda tarihinin en önemli fizikçisi. Huygens, Descartes'ten ders almaya başlıyor ve bu derslerin bir kısmına Spinoza da katılıyor. Spinoza 20-21 yaşındayken Descartes felsefesinin ve Kartezyen matematiğin eleştirisi diye kitap yazıyor. Descartes zirvede, 20 yaşında bir çocuk, Descartes felsefesinin eleştirisi diye kitap yazıyor. Neyse, daha Yahudi olarak doğuyor, sonra Yahudilikten atılıyor falan. Ama mahallede birisi daha var, o da Rembrandt. O da şuradaki sokakta. Spinoza doğduğunda Rembrandt 25 yaşında. Şurada gördüğünüz David and Saul tablosu, bu Goliath'ı yenen David'in çocukluğu. Burada David'i görüyorsunuz. David'i modeli olarak 12-13 yaşındaki Spinoza'yı kullanıyor Rembrandt. Yani Rembrandt Spinoza'yı biliyor. Ben neden bu araştırmaya giriştim? Çünkü bu bağlantısal bütünselliğin felsefik temelleri esas olarak Mevlana ve Spinoza'da var. İkisinde var. Ve ikisinin arasında yaklaşık malumunuz biri 1207'de doğdu Mevlana, diğeri 1632. İkisinin arasında 400 yıllık fark var. Ben çok emindim ki Spinoza Rumi'yi, Mevlana'yı biliyordu. Spinoza'nın kütüphanesinde 183 kitap var. Biz bu 183 kitabı araştırdık. İçinde Rumi yok. Fakat daha sonra bir şey keşfettik. Onu biraz sonra size söyleyeceğim. Aradan zaman geçiyor. Bunu neden size anlatıyorum? Bağlantısallık üretiyor zihinlere. Her şey içinde bulunduğu aile anlamlı. Yani Rembrandt olmasaydı Huygens belki olmayacaktı. Mevlana olmasaydı belki Spinoza olmayacaktı. Ve bu bağlantısallık zamandan muaf bir bağlantısallık. O yüzden yanınızdakinin kıymetini bilin. Ondan başka çareniz yok. Ve bu bağlantısallığınızı zenginleştirin. Nöronlar böyle yapıyor. 1670'te bu kez Spinoza hiç çıkmamış Amsterdam'dan. Sadece Leiden'e kadar gitmiş. Huygens Leibniz'in yanına gidiyor Heidelberg'e. Ve o dönemde işte Leibniz'e Kartezyen matematiği öğretiyor. Leibniz'in ilk genç yıllarında. Ve ardından az önceki size anlattığım Zenon paradoksu hikayesiyle Leibniz ne zaman türevi bulmaya hevesleniyor. Huygens Newton'u da tanıyor. O sırada Newton Royal Society'nin başında, Londra'da ve ciddi despot. Newton'la Leibniz'i tanıştırıyor. Newton Leibniz'le çok ilgilenmiyor. Fakat onun türevle ilgilisini görüyor ve hala türevi hangisi bulduğu tartışılır.
Bana göre Leibniz'in onda da çok emeği var ama integrali Newton buluyor. Daha sonradan ben bu Mevlana-Spinoza ilişkisine baktıktan sonra ama Spinoza'nın kütüphanesinde Rumi'ye ait herhangi bir şey görmedikten sonra British Museum'da Rembrandt'ın Mevlana imitasyonlarına rastladım. Bunlar British Museum'da. Yani Rembrandt Mevlana'yı biliyordu. Ve oradan çıkarımla tahmin ediyorum ki muhtemelen Spinoza ile Rembrandt arasında da bir dostluk ilişkisi var. Ve muhtemelen Spinoza da Mevlana'yı muhtemelen biliyordu. Ama mektupları dahil hiçbir eserinde Rumi'den bahsetmiyor. Mesela Şeyh Bedrettin İsyan'dan bahsediyor. 1300'lerdeki Spinoza mektubunun bir tanesinde. Ama hiç Rumi'den bahsetmiyor. Bu hikayeyi burada bırakıyorum. Bağlantısallık esas. O yüzden bütünün fonksiyonu parçalara göre değil, bağlantılara göre belirleniyor. Bizler bu yeni kültürün bilimsel üslupla yaşamaya niyetli insanları olarak bilmemiz gereken önemli bir şey daha var. Çok önemli mücadele etmemiz gereken bir problemimiz var. Bu problem neoliberal düzenin can çekişen şu lanet post-truth dönemi. Önümüzdeki dönemde de bu devam edecek. Bu post-truth dönem, bu çelişkiler dönemi her yerde. Her yerde. Zannetmeyin ki sadece Macaristan'da, zannetmeyin ki sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde, zannetmeyin ki sadece Kore'de, Japonya'da, her yerde. Bu böyle bir dünyanın çevresinde dolaşan bir bulut. Bu bulutun en önemli özelliği doğru olarak kabul edilenin gerçeklikle bağının kopmuş olması. Bu nedenle her şeye şüpheyle yaklaşmamız lazım. Ve sosyal medyanın kullanımı bu nedenle bence iyi bir şey. Esasında buna karşı verilecek olan mücadelede elimizdeki tek gerçek araç bu. Çünkü bağlantısallığı arttıran bir şey. Bu post-truth eranın en önemli özelliği anlamak, bilmek yerine itaat ve kabullenmek. Ve bu dönemin 6 önemli özelliği var. Popülizm, korumacılık, muhafazakarlık, kurumsal dinin devlet aklı haline gelmiş olması, içine kapanık bir milliyetçilik ve sürekli bir düşman figürüne ihtiyaç olması. Buna uyanık olun. Çünkü bu dönem ve bu yaklaşım sizin içinizdeki bilmekten doğan sevincin en önemli düşmanı. Bilim insanının en önemli farkı bilmekten doğan sevinci. Bu en önemli motivasyon kaynağı. Ve bunun asla kaybedilmemesi lazım. Bu nedenle zaten bu post-truth eranın ortak özelliği sürekli olarak bir keder ve yetmezlik duygusu içerisinde var olmak. Bunu bu bilmeden ve anlamaktan doğan sevinçle aşabilmemiz lazım. Dolayısıyla bizler bilimsel yöntemi yaşam biçimi olarak seçen kişiler bir dönüşüm alanı olarak kendi yaşamımızı kullanıyoruz. Peki öyleyse bütün bu bilgiler ışığı altında nasıl Nobel kazanacağız? Neler öğrendik? Bir defa öğrendiğimiz şey sistemin kendisi önemli. Bu noktaların her biri yani bilim insanlarının her biri anlamaktan ve bilmekten doğan sevinci öğrenmek zorunda. Bu kişisel bir çaba. Bu kişisel çaba ile ancak olacak bir şey. Ama sisteme bütünsel olarak bakanlar için ele aldığımızda bu sistemin bazı gereklilikleri var. Esasında nasıl Nobel kazanacağız sorusunun yanıtı nasıl bilim coğrafyası olabiliriz? Nasıl bilim coğrafyası olabiliriz sorusuna yanıt verdiğimiz zaman zaten bu bahçenin içerisinden Nobel çiçekleri de çıkacak ya da diğer ödülleri alacaklar da çıkacaklar. O yüzden buna esasında akademisyenler olarak verilen yanıt, kişisel olarak verilen yanıt, vermemiz gereken yanıt bu. Spinoza, bunu Spinoza söylemiş. Anlamaktan doğan sevinç. Bunun öğrenilmesi lazım. Yaratıcılık ve iyilik bunu çok iyi besleyen iki karakter özelliği. Ama sistemin kendisine baktığımız zaman, bağlantısallığın kendisine baktığımız zaman benim saptadığım 6 önemli özellik var. Mutlaka göz ardı etmeden gerçekleştirmemiz gereken. Bunlardan birincisi akademik kurumların devletten bağımsız ekonomik sistemlerin olması. Yani bu akademik kurum ister laboratuvar olsun, ister üniversite, ister departman. Devletten bağımsız bir ekonomik sisteminin olması lazım. Bu bir. İki, enstitüleşme. Bu artık spesifik konular yok. Multidisipliner enstitüler var. Üç, MD PhD eğitimi. Yani doktora. Dört, iyi rol modeli. Bakın Nobel'i alan ya da Nobel'e aday gösterilenlerin %72'sinin hocası Nobel'i almış ya da Nobel'e aday gösterilmiş kişiler. Yani bilimde armut dibine düşer. O yüzden rol modellerinizi iyi belirleyin.
Bulunduğunuz kurumlar çok önemli ama bulunduğunuz kurumlardan daha ziyade esas önemli olan mentorlarınız, ustalarınız. İyi ustalarla çalışın. Gençler için söylüyorum. İyi ustalarla çalışın. Ustalar için de kendilerinize iyi çıraklar seçin. Çünkü her Nobel almış olan kişinin de öğrencisi Nobel almıyor. Onlar arasında Nobel alanlar daha az. Bir diğeri liyakat. Liyakat çok bir şey söylememe gerek yok. Ve diğeri de güvene dayalı bir bağlantısallık modeli. Bu 6 taneyi gerçekleştirildiği zaman mesela dekanlık çok kolay. Bu 6'sını yaptığınız zaman çok kolay bir şey. Çünkü otopoiesis gerisini kendiliğinden hallediyor. Yani iyi öğrencilerin zekası ve çalışkanlığı zaten işi kendiliğinden çözüyor. Yeter ki bu bağlantısallık modelini onlara yaratalım. Tabii bizler yaşam biçimi olarak bilimsel metodu seçmeye çalışan, bu doğrultuda emek veren kişiler olarak kendi yaşamımızı bir metamorfoz alanı olarak görüyoruz. Bunun en iyi örneği bir tırtılın kelebek olabilmesi. Bir tırtılın kelebek olabilmesi için birinci gereklilik kendisini sindirmesi gerekliliği. Yani içine doğduğunuz akvaryumu sindirmek zorundasınız. İçinde doğduğunuz akvaryumu sindirdikten sonra o lensi netleştirmek zorundasınız. İnsanın içinde bulunduğu kültürü sindirmesi çok zor bir şey. Eğer içinde bulunduğunuz kültürü sindirmeden herhangi bir şeyden yakınıyorsanız hariçten gazel okuyan oluyorsunuz. O yüzden önce içinde bulunduğunuz sistemin en iyisi olmak zorundasınız. Ki onu değiştirme hakkı size verilsin. Bilimin temeli dünyayı değiştirebileceğimize olan umut. Bu saate kadar burada beni sabırla dinlediniz. Ben bu testten geçtiğiniz için hepinizin gelecekte çok güzel birer tırtıldan kelebeğe dönüşeceğinize inanıyorum. Hepimizin dönüşeceğimize inanıyorum. O yüzden Hedef Nobel inisiyatifine beni davet ettiği için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Thank you.